kendi istediğim için çalışmak bana daha iyi geliyordu. Ben onu söyleyeceğim ya da biz bir program yapacağız. Nihalcan kendi programını kendi uygulayacak desek. Nasıl olabilir? Senle bir yol haritası çıkaralım ama ondan önce bir zaman yönetimi yapalım. Yani sen sabah kaçta kalkacaksın, kahvaltını kaçta yapacaksın. İkimiz beraber bunları belirleyelim. Sonra bunun yol haritasından, zaman yönetiminden iki tane yapalım. Kahvaltı. Peki, bir ara verip dinlenmek ister misin derse başlamadan önce? Olabilir. Ne kadar? 30'a kadar ara verdik. Ne oldu? Saat 10. 10'da derse oturur musun? Tamam. Derse saat 10'da oturduk. Gelmez. Yani 45 dakika ders, 15 dakika mola şeklinde. Evet. Bir 3 saat o şekilde götürebilirim. Sınav döneminde çok stres yaşıyordum. Hani her ergenin olduğu gibi zaten, yani 17 yaşındasın ve hayatını çizeceksin artık o dönemde. Bir şekilde insan hani yanında bir destek arıyor, seni yönlendirebilecek, daha doğruya götürebilecek birini arıyor. O dönemde tabii her gencin olduğu gibi aileyle de tabii bir takım kaygı dolayısıyla bazı anlaşmazlıklar olabiliyor. Bunun için ben de Feridun Hocam'la tanıştım sınav senemde tesadüfen. O konuda beni çok iyi yönlendirdi. Anlaşmazlıkları arabuluculukla çok iyi bir şekilde çözdük. Savcılık sınavına hazırlanmayı düşünüyorum. Yani hazırlanıyorum daha doğrusu. Önümüzdeki sene gireceğim sınava. Böyle bu şekilde. Eğer savcılık sınavından da hani istediğimi alamazsam arabulucu avukatı olmayı düşünüyorum. Hani arabuluculuktan, Feridun Hocam'dan esinlenerek. Ben de böyle bir program yaptım kendime. Ebeveynler, anne babalar çocukların gelecekte güvende ve güçlü olmasını istiyorlar. Çok doğal olarak. Bunun için de iyi bir mesleğe sahip olmaları gerekiyor. Öğrencinin üzerinde de bir sınav kaygısı, baskısı oluşuyor. Bu dönemlerde her iki tarafta gergin olduğu için anlaşmazlıklar artıyor. Bütün ailelerimizin yaşadığı bir durumdur bu. Biz de bir sivil toplum örgütü olarak, dernek olarak, Müzakereci Arabuzlar Derneği olarak bizden bu konuda destek isteyen ailelere destek veriyoruz. Bu artan anlaşmazlıkları, çok doğal olarak artan anlaşmazlıkları kazan kazan çözebilmelerine yardımcı oluyoruz. Peki aileler bunu kendileri yapamaz mı? Aileler elinden geldiğince kendileri yapmaya çalışıyorlar. Fakat anlaşmazlığın şöyle bir doğası vardır. Anlaşmazlık yaşadığınızda olumsuz duygularla yüklenirsiniz, incinirsiniz, kırılırsınız, hepsinin önemlisi öfkelenirsiniz. Çünkü duyguların yoğunlaşması durumunda insanlar akıllarını çok verimli kullanamıyorlar. Bu herkes için geçerli bir şeydir. Nihalcan kişilik olarak biraz bağımsızlığına, özgürlüğüne düşkün bir kişilik. Kararlarını kendisi vermek istiyor. Çok doğaldır. Özellikle o yaşlarda, kendi kişiliğini de oluşturmaya çalıştığı yaşlarda gençler karar alma süreçlerinde bağımsız olmak istiyorlar. Nihalcan geldi, diplomasını aldığında bu yaz ilk benim yanıma geldi, diplomasını da getirdi. Babası, annesi, ben birlikte oturduk, sohbet ettik, geçmişi yad ettik. Ben onu motive etmeye çalışırken, bak Nihalcan işte sen de benim gibi arabulucu olabilirsin, bak hukuk istiyorsun, arabulucu avukat olabilirsin diye konuştuğumuzu ben hatırlıyorum. Tabii ilk hedefi savcılık, onun savcılığı istiyor, ona hazırlanıyor. Ama olmazsa iyi bir arabulucu avukat olabileceğini onu biliyorum. Çünkü sürecin içinde yer aldığı, nasıl empati kurulduğunu, nasıl kazan kazan olduğunu, iki tarafında memnun olarak ortak çözümlere gidebildiğini, çok erken yaşlarda yaşamış biri olarak Nihalcan'ın gelecekte çok iyi bir arabulucu avukatı olabileceğini ben biliyorum.